Gördüğünüz gibi SSNN şeklinde mıknatıslarıma ovallik vermeye çalıştım. Merhaba arkadaşlar. Bugün eski bir aspiratörü rüzgar türbinine, yani alternatöre dönüştüreceğiz. Motoru modifiye edeceğim ve basit bir alternatörün nasıl yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Evet, rotorumuz. Gördüğünüz gibi sargıların birçoğu yanmış. Evet, bobin sarımına geçmeden önce rotorun mıknatıslarla nasıl döşeneceğini ve stator rotor ilişkisini sizlere anlatmam gerekiyor. Ben bu rotoru arkadaşlar iğne ile kuyu kazar gibi bu elimde görmüş olduğunuz E ile eğeledim ve bu hale getirdim. Eğer bir tornacı bulabilirseniz rotorunuzu bakın şu şekilde işlemeniz gerekiyor. Şimdi burada kullanacağımız mıknatıs adedini ve mıknatıs ölçüsünü nasıl belirleyeceğiz, buna gelelim. Evet, bu benim statorum. Statorumda tam 24 adet oyuk var. Ve 3 fazlı bir alternatör saracağım için 24'ü 3'e böleceksiniz. Yani 8. Bizim mıknatıs adedimiz stator adedi bölü 3 olmak zorunda. Yani 24 bölü 3 eşittir 8. Ben rotoruma 8 adet mıknatıs oluğu açmak zorundayım. Bunu 7 yapamazsınız, 6 yine yapamazsınız. Peki mıknatıs ölçüsünü nasıl belirliyoruz? Şu şekilde. Bizim 3 fazlı statorumuzda 1. bobin, 2. bobin, 3. bobin varsayılırsa mıknatıs kalınlığımız 1. yani şu köşeyle 3. bobinin şu köşesi arasında olmak zorunda. Yani 1 milim 2 milim fark etmez ise etmez. Ortalama 2 santim yani 20 milimlik mıknatıs kullanmak zorundayız bu statorda. 25 milim kullanamayız. 15 milim de kullanamayız. Benim burada kullanacağım mıknatıslarım ise 10 çarpı 20, kalınlık ise 2 milim. Bu statorda bu şekilde mıknatıs kullanmak zorundayım. Ve mıknatıslarımı 2 parça halinde yerleştireceğim. Bunun nedeni birincisi, yani 20 çarpı 20 mıknatıs bulamadım. İkincisi ise mıknatıslarımın şu şekilde oval olmasını istediğim için burada parçalı mıknatıs kullanacağım. Evet, 2 adet mıknatısını yerleştirdim. Şu şekilde 2 adet mıknatıs daha yerleştirdim. Aslında mıknatıs boyumuz rotor boyu kadar olmalı. Yani buraya küçük birer santimlik mıknatıslar koyabilirsiniz ya da tam şu şekilde ortalayabilirsiniz. Mıknatıs kutupları şöyle olacak. Komple N kutup, komple S kutup olmak zorunda. Bunları birazdan yapıştıracağız zaten buraya. Evet, şimdi mıknatıslarımızı rotorumuza yerleştirelim.
Mıknatısların S ve N kutbunu ayırt etmek zorunda değilsiniz. Doğal olarak hanginin S, hanginin N olduğu bizi ilgilendirmez arkadaşlar. Ama biz şunu biliyoruz. İki mıknatıs birbirini çekerse bunların yüzleri S ve N'dir. Şöyle isimlendireyim ben. Bakın buna N dediysem şuna da S demeliyim. Evet. Bakın S ve N kutbu birbirini çeker. Zıt aynı kutuplar ise birbirini iter. Gördüğünüz gibi N kutbu şu kısımda N kutbu. Bu tarafı S olduğu için. Şimdi burada biz bir problemle karşılaşacağız. Parçalı mıknatıslarda aynı kutup yapmak istediğiniz zaman mıknatıslar birbirini itecektir. Yani bakın N mıknatısımın N aynı kutup olacak. Birbirlerine yaklaşmayacaktır. Şu anda birbirlerini itiyor. Yine itmeli. Bakın itiyor. Şöyle çeviriyorsunuz. Yerleştiriyorsunuz. Bakın mıknatıs ters döndü. İşte ben burada biraz problem yaşayacağım. Bunun nedeni parçalı mıknatıs kullanmamız arkadaşlar. Yani ne yapacağız? Biz mecburen mıknatısları tek tek yapıştırmak zorunda kalacağız. Bakın şu şekilde. Şimdi bakalım. Çekiyor, itiyor, itiyor, itiyor. Yani şu mıknatısımı ters çevirmem gerekiyor. Bakın kalkıyor. Evet, bunu ters çevirdim. Artık bu mıknatıslar burada durmayacaktır, fırlayacaktır. İtiyor, 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 itiyor. İşte normalde çelik yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor. Bu çabuk donmayacağı için ben bildiğiniz hızlı yapıştırıcı kullanacağım burada. Çünkü size anlatma aşamasında olduğum için bekleme gibi bir lüksüm yok arkadaşlar. Ben mıknatıslarımı şu şekilde bu kısma yapıştıracağım. Sakın rotordan dışarı taşmayın çünkü sürtünme olur. Evet, gördüğünüz gibi 4 mıknatısımın da kutupları aynı oldu arkadaşlar. İtiyor, 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 itiyor. Evet, bu 4 mıknatısımıza N kutup diyelim. Bunları tek bir mıknatıs gibi düşünün arkadaşlar. Ve buranın S olması gerekiyor. Yani ne yapacağız? Birbirini çeken yüz. Evet, çekiyor. O zaman bakın çeviriyorum, yapıştırıyorum. Bakın ters dönmeye çalışıyorlar.
Tabii bu mıknatısların merkez kaç kuvvetiyle yerinden fırlamaması gerekiyor. Alternatif bir yöntem geliştirmemiz şart arkadaşlar. Çünkü mecburen hızlı yapıştırıcı kullandım ben bu aşamada. Mıknatıslar birbirini itiyor. Mecburen bu projemizde böyle bir yönteme gitmek zorunda kaldık. Tamamen şu oval yapıyı yakalamaya çalıştık. Bazı yerleri sürtünme illaki olacaktır. Bunları gidermeye çalışacağım. Evet, mıknatısların döşeme işlemi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi SSNN şeklinde mıknatıslarıma ovallik vermeye çalıştım. İlk önce sürtünme testi yapacağız. Çünkü sürtünme olmaması gerekiyor. Evet, direkt oturduğu yerine. Evet. Harika. Evet, sıra geldi bobinleri sarmaya. Evet, bobinlerimizi sardık. Statora yerleştirdik. Tabii bu kısım biraz spesifik olduğu için bir önceki haftada bu bobinlerin sarımını, buradaki statora yerleştirilmesini ve bobin diziliminin nasıl olacağını sizlere geçen hafta anlatmıştım arkadaşlar. Bu hafta ise rotorun mıknatıs dizilimini anlattım. Testlerimize ise önümüzdeki hafta geçeceğiz. Güç testlerini yapacağız. Bunu bir fırçasız motor olarak kullanabilir miyiz? Bunları test edeceğiz. Tabii ki takipte kalarak tüm bu ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz. Bugünkü projemiz burada sonlanıyor. Yeni bir projede buluşuncaya dek hoşça kalın, kendinize iyi bakın.